Eğer çocuk madde kullanıyorsa bir kere paniğe kapılmamak lazım. Yani eyvah sanki böyle Dünya başımıza yıkıldı diye düşünmemek başıma gerekiyor. gelecekti. Bunu çok duydum. Ya hocam bizim ailede hiç böyle bir şey yok. Bu çocukta nasıl oldu? Bu tip yaklaşımlar çocukta suçluluk duygusunu daha çok arttırır ve çocuğu aileden daha çok uzaklaştırır. Ve daha çok iter belki değil mi hocam? Aynen maddeye de daha çok iter. Dolayısıyla bunun yaşamın içinde olabilecek bir durum oldu. Nasıl trafik kazası her gün oluyor. Yani hayatın içinde diyoruz. Bir fıtrat, trafik kazası gibi görmek lazım. Fıtrat yani. diyoruz. Ah vah demir, yani Tabii önlemek isteriz değil mi trafik? Öyle düşünün. Bir trafik kazası gibi. Tabii bu da kazanın şiddeti de önemli. Hı hı. Ee, eğer çok kısa bir başlangıcı varsa. Evet onu soracaktım. O çok önemli. Herhalde erkenden fark edersek e, tedavi bir şeyler değişiyor e, Ve kurtarma daha şey oluyor. Daha, daha kolay. Daha etkili. Daha etkili oluyor bir de her şunu buradan vurgulayayım özellikle her kullanan kişi her bunu deneyen kişi mutlaka bağımlı olacaktır diye bir şey yok. Öyle mi hocam? Yani aman şimdi sigara biliyoruz ki kanser yapar. Hı hı. Akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri sigara. Bu bilinen bir gerçek. Evet. Ama her sigara içen akciğer kanseri olacak diye bir kural yok. Öyle değil mi? Yani evet. her sigara içen akciğer kanseri de olmuyor. Dolayısıyla burada da her kullanıcı mutlaka bağımlı olacaktır veya bundan en işte kötü bir sonuca varacaktır gibi şeyler çıkartmamalı